Merhaba arkadaşlar. Dindar tarihi derslerimize devam ediyoruz. Bugün hasidilik dersini işleyeceğiz. Ee, Yahudilikte 18. yüzyılda ortaya çıkmış bir tasavvufi hareket diyebiliriz. Çok benzer. Buna ee, bir göz atalım. Genel bilgiler verelim hasidilik hakkında. Bir kere hasidi, e, dindarlık anlamına geliyor İbranice'den. Kurucusu İsrail ben Eliezer veya e, Baal Shem Tov adını alıyor. E, spiritüel bir canlanma hareketi olarak tarif ediliyor Kasideilik Tevrat zahir ve batın diye ikiye ayrılıyor. Yani gizli şifreleri var Tevrat'ın içerisinde. Bu bilgilerin de sadece kendilerinde gizli olduğunu söylüyorlar. Bundan amaçları bütün işlerinde Tanrı'ya yakınlaşmak. Amel yani hareket, bütün davranışlarda, düşünmede ve konuşmada Tanrı'ya yakınlaşmak. Bütün işlerinizde Tanrının sizin yanınızda, sizi gözet dediğine inanmak. İleride bölünüyor bunlar. E, misnakdim diye veya Mitnakdim e, iki şekilde okunuyor. Misnakdim veya Mitnakdim. E, bunlar bunlara karşı çıkıyor Hasidilere. Çünkü bunlar yasaya bağlı. Hasidiler yasaya o kadar da bağlı değil Mitnakdim gibi. Eee Hasidiler yasanın etrafındaki e, ahlaki değerlere daha çok önem veriyorlar. Gizli şifrelere, Kabala'ya daha önem veriyorlar. Mitnaktim ise daha orijinal Yahudiliği temsil ederek bunlara zamanla karşı çıkıyorlar. Bunlara ileride daha değineceğiz. Hasidilerin diğer ortodokslardan farkları aynı soydan Rebbe isimli bir liderlerinin olmasıdır. Kıyafetlerinin farklı olmasıdır. Daha çok Polonya veya Doğu Avrupa, Kıyafet geleneğini devam ettirmeleridir, 18. yüzyıldan kalma ve Tevratı bahtını yorum, gizli yorumlarını yapmalarıdır. Bugün bir sürü HKSİ grup var, bunların en büyüğü de Lubavitch. Bunun bu grubun 100 bin üyesi olduğu yönünde düşünceler var. Tabi tam net değil bunlar. H Hasidilerin çoğu İsrail'de ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorlar. Fakat tam sayıları belli değil. Neden? Çünkü e, bunlar da ortodoks, ultra ortodoks grup içerisinde değerlendiriliyor. Ve e, bu anketler, işte bu e, şeyler de e, anket diyelim. Yani bu sayı veriliyor ya kaç tane, e, hangi mezhebin kaç üyesi olduğu yönünde. Hasi dilleri için özel bir sayım olmuyor. Yapılamıyor zaten. Bunlar genelde isimleri bir listede de kayıtlı olmadığı için devlet tarafından kolayca tespit edilemiyor ama büyük ortodoks grup içerisinde değerlendiriliyor. Evet ultra ortodoks Haredi mezhebinin alt grubudur. Şöyle bir bakalım 18. yüzyılda ortaya çıkmış demiştik. Ukrayna'da ortaya çıkıyor. E, İsrail ben Eliezer tarafından. Zamanla birçok bölgeye yayılıyor. İşte Belarus, e, Polonya Krallığı, Ukrayna, e, Romanya, Romanya'nın bir kısmı Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun en kuzeyi olan Galicia bölgesi. Burada e, faaliyet gösteriyorlar 2. Dünya Savaşı'na kadar. Evet bakalım Hasidilerin genel karakteristiğine. Muhafazakar dindarlık en başta. Sosyal hayattan çekilme. Sosyal hayattan çekilme derken kendi cemaatlerine çekilme. Yani mesela e, başka mezheplerin veya seküler okulların Okullarına gitmiyorlar, kendi okullarında eğitim alıyorlar ve genelde kendi cemaatleri içerisinde evleniyorlar falan. Bu sebeple e, sosyal hayattan çekinme diyoruz. Aynı zamanda yit diş dilini kullanmaları, bu Almanca, İbranice karışımı değişik bir şey. E, bu günümüzde e, çok kullanılmayan bir şey, Yahudiler tarafından da kullanılmıyor. Fakat e, 18. yüzyılda sıkça kullanılan bir dildi. Onlar da genelde çocuklara daha çocukken okullarda Yiddish dilini öğretiyorlar, metinleri de bu dilde şey yapıyorlar, yazıyorlar. Ve kıyafetleri de Doğu Avrupa kültürünü yansıtıyor. Şimdi İsrail bin Eliezer'a e bakalım, 1698'den 1760'a kadar yaşamış bir e, rabbidir kendisi. Şimdi İsrail ben Eliyazır'ı anlatırken aynı zamanda Hasidiliğin temel düşüncelerini de öğrenmiş olacağız. Bu sebeple bura önemlidir. Bakalım kendisine. Bar Shem Tov adı veriliyor kendisine. İyi ismin ustası veya güzel nam salmış kişi gibi e, anlamlar e, atfediliyor bu isme. Tov iyi demek, Shem isim demek, Baal da usta demek. E, burada kısaltması da Besh deniyor. Bunu nasıl kısaltıyorlar? İbranice'de çok oluyor bu. İlk harflerini alıyor. alıyorlar. B'yi alıyorlar, Ş'yi alıyorlar ve T'yi alıyorlar. Aralarında A, E, I, O, U gibi bazı harfleri istedikleri gibi birleştiriyorlar. Sonra 5 de ortaya çıkıyor. Yahudi mistiği ve şifacısıdır. Polonya asıllıdır aslen. Davut soyundan geldiğine inanılır. Hayatı hakkında öğrencileri bilgi vermiştir. Temel öğretisi Tanrı'yla direkt bağlanma. Yani uzun uzun Tevrat eğitiminden geçme, Talmud eğitiminden geçmeye gerek yok. Vakit kaybetmeyin o kadar. Ben size direkt yolu göstereceğim diyor. Bu sebeple Rabbiler tarafından eleştiriliyor. Talmud öğrencileri tarafından eleştirilirken yerel halk tarafından tabii ki seviliyor. Çünkü yerel halkın Talmud eğitimi alacak lüksleri yok. Almıyorlar zaten. İşle güçle meşgul oldukları için. Bu sebeple İsrail'in Eliyaz'ı çok seviyorlar ve Halk arasında hızla yayılıyor bunun görüşleri. İbranice'nin harf ve kelimeleri gizli hikmet taşır, ona göre. Şimdi babası hakkında bir bir mito, mit anlatılıyor aslında. Gerçek mi değil mi? Kendileri gerçek olduğuna inanıyor ama tabi buna ihtiyatla yaklaşması gerekir ve ben buna inanmıyorum şahsen. Sizin de inanacağınızı düşünmüyorum. Bakalım hikayesine. Babası Eliezer bir saldırıda rehin alınıyor, köle olarak bir prenses atılıyor kralın hizmetçisi oluyor ardından. bir umutsuz savaşta kral Eliezer'i dinler ve savaş kazanılır. Yani kral Eliezer kendi hizmetçisini dinleyerek savaş kazanıyor. Eliezer önce general oluyor ardından vezir oluyor. Yani düşünün rehinlikten nereye kadar yükseliyor. Kral onu prensesle evlendirmek istiyor fakat sadece kağıt üzerinde evleniyorlar. Çünkü Eliezer zaten evli daha önceden. Zaten evli ve bir Yahudinin Yahudi olmayanla evlenmesi doğru değil. Bu sebeple kağıt üstünde evlenmeyi onay veriyor. Fakat e, eşine söylüyor. Diyor ben e, Yahudiyim. Bu sebeple seninle birlikte olma mümkün değil. Evet sonra prenses e, ona birçok para veriyor. Diyor ki tamam gidebilirsin e, gizlice ülkeden ayrılıyor. Geri dönüşte bu dini için bu fedakarlığı yaptığından dolayı Peygamber Eliya ona görünüyor ve ona bir oğul müjdeliyor. Diyor ki bu oğul şu ayetin gerçekleşmesine yol açacak diyor. O ayette İsa'ya'nın 49. bölümünde geçiyor. Sen benim hizmetçimsin ey İsrail. Ben sende yüceltileceğim. Bu sebeple oğlunun adına sonra İsrail koyacak. 100 yaşına yaklaştıklarında Eliezer ve Sara e, çocuğu oluyor ikisinin. Ve adına İsrail koyuyorlar. Evet böyle bir hikaye. Sanki İbrahim'in değil mi? müjdelenmesi İbrahim'in çocukla müjdelenmesi şeyini anlat, anlatısını andırıyor. Bakalım İsrail ben Eliezer, 1698'de Batı Ukrayna'da Okopi bölgesine doğmuştur. Haritada görüyorsunuz. Annesi ve babası tabii ki Eliezer ve Sara 1703'te 5 yaşında yetim kalıyor. Yahudi cemaati onu barındırıyor. İlkokul Heder zamanlarında dağları, ormanları geziyor. 1710'da 12 yaşında Heder öğretmeninin asistanı oluyor. Çünkü zaten Yahudi cemaati içerisinde yetiştiği için bu konuda birçok bilgisi oluyor. 1712'de 14 yaşında Şammaş oluyor yani sinagog hizmetçisi. Batı Ukrayna'da uzun geziler yapıp Yahudilere yardımcı oluyor. Evet bu fotoğraf İsrail'den Eliezer'e atfediliyor fakat arkadaşlar bunu biraz araştırdım aslında bu fotoğrafın o olmadığı ortaya çıkıyor. Bugün ama kendileri hala bu fotoğrafı kullandıkları için bu fotoğrafı buraya koydum. 1716 yılında 18 yaşında evleniyor. Kısa zaman sonra eşi vefat ediyor. Ve de öğretmen oluyor. Kabala eğitimi alıyor Rabbi Adam Bağ Şem tarafından. 1718-20 yaşında Brody'de öğretmen oluyor. Rabbinin kız kardeşi Heron ile evleniyor. Kendisi öneriyor bu kızını. 1720 yılında bir kızı oluyor. 15 yıl sonra da bir oğlu oluyor. Yani iki tane çocuğu oluyor aslında. Kısa zaman sonra inzivaya çekiliyor. Karpat Carpathian Mountains İngilizcesi. Karpat Dağları'nda inzivaya çekiliyor ve o zamanlar hakkında diyor ki bunlar en güzel zamanımdı. 1724'te bir vizyon görüyor. Peygamber Şiloğlu Ahiya ona görünüyor. Tevrat'ın gizli hakikatlerini ona öğretiyor. E, bereşit ile başlıyor. Bereşit biliyorsunuz Sevrat'ın ilk kelimesi. Bereşit ile başlıyor. 1734'te son kelimesiyle bitiyor. Yani 10 yıl boyunca görün. 10 yıl boyunca e, ne yapıyor? Bir peygamber tarafından Tevrat eğitimi alıyor. Dağdaki çiftçilerden bitki ilacı üretmeyi öğreniyor. Bu sebeple ona Baal de deniliyor. E, usta isim gibi. 1730'da Şohet oluyor. Şohet kasap demek. Bu koşerleri kesen kasap. Kısa zaman sonra da tavern, taverna işletmecisi oluyor. Burada taverna da tabii içki miçki değil, yanlış anlamayın. Burada kahve, kahve kültürü yani. Orada işletmecisi oluyor. Kendi abisi bunu ona satın alıyor. Orada çalışabilmesi, geçimini sağlayabilmesi için. 1734'te Rabbilerin ısrarı üzerine ilk defa bilgisini açık açık anlatmaya başlıyor. Diyorlar ki artık çok şey biliyorsun. Niye gizliyorsun kendini? İnsanlara açıklasana diyor. Bakın 1734 önemli bir tarih. Neden? 1734'te Peygamber Ahiya ona son kelimesini öğretmişti. Artık demek ki her şeyi açıklama vakti geldi. Hikayeden bunu anlıyoruz. Bakalım. 1740 yılında küçük köy olan Mesih gider ve hep orada kalır. Ölene kadar orada kalacak. 1760'a kadar. 1746'da bir vizyon giriyor yine. Göğe yükseliyor. Ve Mesih ile görüşüyor. Mesih'e soru soruyor. Ne zaman geleceksin diyor. Ona cevap veriyor. Senin öğretilerin her yere yayılınca ben yeryüzüne ineceğim. Ve kurtuluş öyle gerçekleşecek diyor. Tabi bunlar inanıyor musunuz? da bağlı Yahudilerden tepki alıyor tabi. E, elit grup olarak kalmak istedikleri için Rabbiler ve kendisini Mesih ilan edecek diye korktukları için e, bu İsrailoğulları'na e karşı çıkıyorlar. Şimdi öğretilerine bakalım. Okumamış fakat kutsanmış Yahudi ile usta Tevrat öğrencisi aynı seviyededir. Yani istediğiniz kadar medreselerde, yeşivalarda eğitim görün, Rabbi olun ama bir köydeki bir ne bileyim bir çoban bile sizle aynı seviyede olabilir. Bu temel bir görüştür. Kuru başarı değil, temiz niyet önemlidir. Neşe ve tevazu takdir edilmelidir. neşe burada şey işte dünya zevki burada hoş karşılanıyor. Asketik yaşama karşı çıkılıyor. Bugün bile hala hasi değiller. E, ibadetlerine, bayramlarında dans ederler, çok eğlenirler. Bu da bunun bir uzantısı diyebiliriz. Cahil bir kimse bile tutkulu ibadet ile Tanrı'ya hizmet edebilir. Kabaladan oldukça etkilenmiştir kendisi. Bireysel ruhun kurtuluşunu önemsemiştir. Şöyle diyor, bir önemli bir cümlesi. Genel kurtuluş için dua etmeden... Kişi önce kendi ruhunun kurtuluşunu dilemelidir. Evet devam edelim. Devekut diye bir makamdan bahsediyor. En yüksek spiritüel gelişim aşamasıdır. Kendisi bu seviyededir zaten. İstendiği vakit göğe çıkılabilir ve ruhlarla konuşulabilir. Kendisi zaten bunu Mesih ile konuşarak gerçekleştirmişti. Tanrı ile insanlar arasında aracılık eder. Duayla Yahudi toplumunu kötülükten koruyabilir. Heh, bu özel anlamda. Şimdi bir de genel anlam var. Şimdi devekut bir makam olmakla birlikte her insanın bir spiritüel bir seviyesidir ve her şeyde olması beklenir. E, her işte olur. Mesela ne bileyim e, şeysiniz marangozsunuz. Marangoz işinde bile devekut vardır aslında. Onu keşfetmeniz lazım. Sürekli manevi bir ortamda manevi bir seviyede kendinizi tutmanız gerekiyor. Bu sebeple asketizm reddediliyor. Devekut halinde elde edilen fiziki zevk spiritüel zevke dönüşür. Bu sebeple zevke, şehvete kötü bakılmıyor burada. Ta, e, Tevrat Tanrı'dan gelmiştir. Bu tabii ki kabul ediyorlar. Sonraki reform Yahudileri bunu reddediyor biliyorsunuz. E, de bunu kabul etmiyor. Onun hafleri üzerine tefekkür etmek kişiyi Tanrıyla buluşturur diyorlar. Tevrat'ın Tanrı Tanrı'dan geldiğini bileceksiniz ve onun üzerine düşünmeniz gerekiyor. Şöyle bir sözü var önemli. İnsanın amacı kendisinin vahiy ürünü olması. Tanrı'nın tezahürü olduğuna inanmasıdır. Çünkü bizim kaynağımız ne? Eğer Tanrı bizi yarattıysa bizim kaynağımız Tanrı. O halde kendimizi tanırsak vahiy, kendimiz zaten Tanrı'dan geldiğimiz için bir vahiy ürünü oluruz diyor. Rabbinik Yahudi eleştirmemiştir. Sadece ritüellerin ruhsuz olmasını eleştirmiştir. Şöyle bir önemli bir sözü var. Talmud'u çalışmaktan Tanrı'yı düşünecek zamanları yoktur. Bakın bu da sanki İsa'nın zamanındaki o e, Yahudileri eleştirmesine benziyor. Ferisileri, Sadukileri eleştirmesine benziyor. Ruhsuz bir e, kuru ibadet yapıyorsunuz diyor. Evet bu da Bağ Şemtov'un yani İsrail ben Eliezer'in bir resmi. Bu da e, İsrail ben Eliezer'in kendi eliyle kazdığı su kuyusu. Metsibiş'te Onu atfediliyor burası. Evet bu haritada ölüm yerini gösteriyoruz. O Kopite doğmuştu biliyorsunuz. Ee, onun batısında e, yok yanlış doğusunda vefat ediyor. Bakalım şimdi. 1750'lerde Frankistlere karşı mücadele ediyor. Şimdi Sabatay Sevi biliyorsunuz kendisini Mesih ilan etmişti. Ve e, kendini Müslüman kılığında gizleyerek e, düşüncelerini yaymaya çalışmıştı. E, Osmanlı'da yaşamıştı kendisi. Fakat e, gizli gizli yine bu Yahudileri... E, örgütlüyordu kendisi. Sabatay Sevi meşhur bir kişi. Bunun devamları var. Bir de Frankist, Frankistler var. Bunlar da Frank denilen kişinin Mesih olduğuna inanıyorlar. Onlarla mücadele ediyor tabii ki. İsrail'den Eliezer ve Rab diğer Rabbiler. <laughs> 1759'da Lemberg'de Frankistlerle tartışmak için seçilen 3 kişiden biridir. Diğerleri Rab, e, Ortodoks Rabbiler. Kendisi de e, şey işte kendi, e, farklı düşünceli bir insan olarak bu kişiden seçiliyor. Ardından Frankistler toplu vaftiz oluyor. Hristiyanlar sadakat gösteriyorlar. Tabi bunu gören Rabbiler seviniyor. Diyorlar ki işte bunlar Yahudilikten tamamen bağlarını kopardılar. Artık bunlarla uğraşmamıza gerek yok. İsrail ise üzülüyor onların vaftiz olmasına. Şöyle diyor. Hasta organ bedene bağlı oldukça iyileşmesi umulur. Ama siz o hasta organı keserseniz onun iyileşme şansı yoktur. Tabi buna şöyle bir eriştiri de getirilebilir. Eğer onu kesmezseniz o hastalık diğer organlarda yayılabilir. 1760'da Metsi işte ölüyor. Frankistlerle tartışmada yorgun düşüp öldüğü anlatılıyor. Fakat bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Evet o yerine oğlu Zvi Hersh geçiyor. Fakat Oğlu rüyasında e, babasını görüyor, yani İsrail bin Eliezer'i görüyor ve onun liderliği Rabb'i Doğu Beyere devretmesini söylüyor. Böylece ona devrediyor. İsrail'den sonra takipçileri birçok cemaate bölünüyor tarih sahnesinde. Evet burada mezarını görüyoruz. Bu mezar sonradan yapıldı, 2008'de falan yapıldı. Normalde küçük bir taş vardı burada. E, bu son zamanda inşa edilmiş bir merkez. Buraya aynı zamanda hasidiler görüyorsunuz, yolculuk da yapıyor, ee, ziyarette bulunuyorlar. Evet, şimdi onun mucizelerinden bahsediliyor. Bakalım, birçok mucize gerçekleştirdiği anlatılıyor. Çocuklar olmayanın çocuk sahibi olmalarını sağlıyor, hastaları iyileştiriyor, kısa kısa sürede uzun yolculuklar yapıyor, öğrencilerine vizyonları gösteriyor, ee, cin çıkarıyor. Demon diyorlar ona. Öldürülmek üzere bir kadını kurtarıyor. Bu aynı zamanda bizim e, İslam kültüründeki Evliyaullah Allah e, anlatılarında da görülen şeyler. Evet bu da Lubavitch Kütüphanesi'nde e, Rabbi İsrail'in dua kitabı, Siddur kitabı, kendi eliyle yazdığı bir kitap bulunuyor. Bu çok eski bir zaman olmadığı için bunu aslında inanabiliriz o taraf, onun tarafından yazıldığını. 300 sene önce, 300 sene bile olmadı yani kendisinin yaşadığı. Evet onun vefatından sonraki gelişimlere bakalım. Rabbi Daubeyer dönemi. Gezgin vaizciliği terk ediliyor. Artık öğrenciler ona gelip ders alıyor. Daubeyer 1772'de ölüyor. Şimdi Polonya'da sıkıntılı günler başlıyor. Neden? 1772, 83 ve 95 yıllarında Polonya parçalanıyor. Artık Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu yani Prusya ve Rusya tarafından parçalanıyor ve Yok oluyor, tarih sahnesinden kalkıyor. Böylece şeyler de hasi de değişik değişik bölgelere seyahat edip, değişik ülkelerde faaliyetlerine devam ediyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetlerden Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçıyorlar. Çünkü komünist yönetim farklı dini düşüncelere hoşgörüyle karşılaşmıyor, herkesin aynı olmasını istiyor biliyorsunuz. Bu sebeple ABD'ye kaçıyorlar. Günümüzde de çoğu ABD'de yaşıyor. Evet burada Polonya'nın e, parçalanmasını görebiliyoruz. E, şu doğu kısmı tamamen Rusya tarafından bu güney kısmı Avusturya Macaristan tarafından, İmparatorluğu tarafından doğu kısmı da e, şey tarafından, Prusya tarafından fethediliyor. Artık Polonya diye bir şey ortadan kalkmıyor. Bakın burada molaya basıp daha detaylı inceleyebilirsiniz aslında. Sonradan biliyorsunuz e, bu Danzig falan burası Gdansk Sonradan 2. Dünya Savaşı'nın patlak vereceği bölge. Ee, Hitler burayı almak istiyor. Savaş ilan ediyor. Ve durum e, iş çığırından çıkıyor. Bütün dünya birbirine giriyor. Evet şimdi mitnaktim'e mit bakalım. Veya mit, misnaktim. Kelime anlamı reddedenler demek. Kurucusu Eliezer Zalman. 1720-1797 yılları arasında yaşıyor kendisi. Yasaya bağlılık ve askerlik yaşam en önemli işlerdir buna göre. Asketik yaşam bakın. Şeyde yoktu. İsrail ben Eylezler'de bu yoktu. Hasidilerin yasaklanmasına sebebiyet verdiler. 1772-97 yılları arasında sürekli onları şehirlere, hükümete şikayet ediyorlar. Herem cezası veriyorlar vesaire. Onların ama buna rağmen ee, Hasidiler çoğalıyor. Şimdi sonradan biliyorsunuz Moses Mendelssohn'u işlemiştik. Haskala dönemi var. Yahudi aydınlanması patlak veriyor ve e, ee, ve Hasidin bir araya geliyor. Artık bir arada bu Haskala'ya karşı mücadele ediyorlar. Şimdi İsrail'de partiler ortaya çıkıyor. Şimdi bu çok önceden kurulmuş partiler aslında bunlar. Bir tanesi Agudat İsrail, bu Hasidi Partisi. Bir de Deget Hatora, bu da Mitnaktin Partisi. Bunlar 1992'de birleşiyor. Adları da United Torah Judaism oluyor. Bugün İsrail'de hala bu partiler var. Fakat hükümette yer almıyorlar. Yani devletin yönetiminde yer almıyorlar. Sadece nasıl diyelim diğer partiler hep ittifak halinde biliyorsunuz İsrail'de işler yürüyor. Bunlarla kısmı ittifaklar yaparak daha çok e, şeylerin yaşadığı bu ultra ortodoksların yaşadığı bölgelere kendi elemanlarını atamak için işte United Torah Judaism'den elemanları seçip oraya yerleştiriyorlar. Böylece e, şeyde e, nasıl diyelim tansiyonu dengelemeye çalışıyor İsrail devleti. Evet cemaat yapılanmasına bakalım. Cemaatın liderlerine Rebbe adı veriliyor. Sadik kabul ediyorlar. Ee, sadık evliya gibi denilebilir aslında. Sülalenin her rebbesini, eh, burada hata yaptım, çekmeyi unuttum kusura bakmayın. Rebbe tam olarak takip edilmelidir. Tanrı'yı ee, Tanrı'ya için bu şarttır. Dumor, e, yanlış dedim, Admor deniliyor bunlara. Açıklaması şöyle, Adonaynu, Moreinu, Rabainu. Şu demek, Efendimiz, öğretmenimiz ve Rabbimiz. Evet, gördüğünüz gibi hem Rebbe denilebilir hem de Admor denilebilir. Liderlik aynı aileden devam ediyor fakat her zaman değil. Bazen kendi öğrencisine devrediyorlar, bazen hatta lidersiz kalıyorlar. Rebbe ailesi veya dinastisi yaşadığı Doğu Avrupa şehirlerine göre isimlendirilmiştir. Mesela Lubavitch'te bunu gördük. Bazı cemaatler lidersizdir günümüzde. Lubavitch lidersizdir bu arada. Ölmüş liderin öğretilerini takip ediyorlar bunlar. İşte 90'larda Lubavitch'in lideri vefat etmişti. Günümüzde lidersizdir. Onun ruhunun hala cemaatin cemaati yönlendirdiğine inanıyorlar. Cemaat rabbileri önceki liderlerin öğretilerini yorumluyorlar. Cemaatlerin inançları aynıdır fakat farklı özellik ve geleneklere sahipler. İşte bazı cemaatler şöyle, Karlin Stolin, bu Belarus kökenli, Vişnitz, Ukrayna kökenli, Satmar, Romanya kökenli ki Satmar koyu bir Siyonizm düşmanlığı var bunlarda. sans Krausenburg da Polonya'da bulunuyor. Evet, kıyafetlerine bakalım. Zaten ilk göze çarpan onlar değişik kıyafetleri. Doğu Avrupa'da eskiden herkes onlar gibi giyinirdi. Erkekler siyah cübbe giyerler. Rekel deniyor buna. Bu arada bunların böyle giyinme sebebi liderleri çünkü e, Polonya'da Polonya işte Doğu Avrupa'da yaşamış ve 18. yüzyılda bulunuyor liderleri. Bu sebeple on, onun ona benzemek istiyorlar. Bayramlarda renkli kıyafet giyiyorlar. Bekişe. Bunu daha de mezarın önünde toplanmış cemaatte de görmüştük. Birazdan da göreceğiz yine. Ştraimil var. Buna kürk şapka deniyor. Evli erkekler giyer. Bu daha çok Romanya ve Macaristan kökenli e, Hasidiler tarafından giyiliyor. Bir de Spodik var. Bu da uzun kürk şapka. Bu da Polonya kökenli Yahudiler e, Hasidiler tarafından kullanılıyor. Saçlar kenardan uzatılıyor. Buna Payot deniliyor. E, bu Tevratın kuralıdır aynı zamanda saçlarınızı kenardan uzatın diye. Kadınlar uzun etek, uzun kollu üst ve boyun kapalı giyiniyorlar. Şimdi bu fotoğrafta gördüğümüz bayanın boyunu kapalı değil ama birazdan göreceğiz. E, bazıları da kapatıyor. Evli kadınlar başlarını örterler, ya peruk takarlar, ya başörtü takarlar ve ikisini takarlar. Bu gördüğünüz bayanın başı büyük ihtimal perüktür zaten. Çünkü asla başlarını gösteremezler yabancılara. Hem perük takmış hem başörtü takmış gördüğünüz gibi. Evet burada uzun cübbelerini görüyoruz. Rekel deniyor bunlara. Bekişe bu renkli kıyafetler bayramlarda giyilen. Şimdi aile yapısına bakalım. Erkek ve kız çocuklarına ayrı eğitim verilir. 18 ve 20 yaşlarında evlenilir genelde. Görücü usulü evlenilir. Aşık olup evlenme yoktur. Çocuk sahibi olunur. ABD'de ortalama çocuk sayısı 8'dir. Bazen 16 çocuğu vardır. Bazen 12 çocuğu vardır. Baya bir çocuk sahibi oluyor bunlar. Evde çocuk yoksa kadınlar çalışabilir. Kadından çalışmasına tamamıyla karşı değiller. Genelde sekreter olarak, öğretmen olarak gibi işlerde çalışıyorlar. Erkekler genelde ticaretle uğraşıyorlar. Şabata riayet ediyorlar. Ama tabii farklı işlerde de çalışabiliyorlar. Eğitimlerine bakalım. Erkek ve kızlar için ayrı okulları var. Seküler eğitimden kaçınılır. Kitaplar sansürlenir. Hatta bir öğretmenin seküler yani Yahudi olmayan bir öğretmen o okulda görev alacaksa önceden onun hangi konuları anlatıp hangi konuları anlatmayacağı önceden belirlenir. Ona göre alınır. Bayağı bir sansür uygulanıyor burada. Eğitim dili yiddiştir. Eğitimin amacı Tanrı'dan korkan ve cemaatin normlarına uyan bir birey yetiştirmektir. Erkeklerde 16 yaşına kadar Tevrat eğitimi veriliyor. Özellikle Pentatoik yani ilk 5 metni, ilk 5 kitabı öğretiliyor ve Babil Talmud'u öğretiliyor. Ardından Yeşiva'ya gidiyorlar. Orada daha fazla Tevrat yorumu üzerinde çalışıyorlar. Kızlar Tevrat eğitimi almıyor. Yahudilikte de genelde onların alması istenmiyor. Onlara İbranice ders veriliyor, okullarda Tevrat hikayeleri öğretiliyor, ahlak dersleri veriliyor ve basitleştirilmiş yasa dersleri yani ilmihal dersleri veriliyor. Evet burada Satmar Hasidilerini e, bir örnekte İsrail karşıtı ve Filistin'in özgürlüğü yönünde yaptıkları faaliyetleri görebiliyoruz. Evet burada da e, İsrail İsraili Nazilerle kıyaslayan bir hasidi e, öldürmeyi durdurun diyor. Çünkü bunlara göre e, daha Kudüs'e dönme vakti gelmemiştir. Ancak Mesih gelince Kudüs'e dönülecektir. Bu, bu bu sebeple İsrail Devleti meşru değildir diye inanıyorlar. Evet. Burada da e, Judaizm condemns the state of Israel. Yahudilik İsrail Devletini Kınıyor isimli bir pankartı Görebiliyoruz Evet arkadaşlar Dinlediğiniz için teşekkür ederim Gördüğünüz gibi hasidilik çok önemli bir konu ee, Çok müntesib yok bunun Belki %5 %10 arasında Yahudi buna bağlıdır Çok katı kendi içlerine kapalı bir hayatları var Bunların Fakat e, bugün or ultra ortodoks Cemaati hare vesaire Anlamak için e, Hasidileri de anlamamız şarttı Teşekkür ederim.